Hola okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Sevgili 4. sınıflarım. 7 ve 8. semat Türkçe çalışma kitabını yapıyorduk. Çoktan seçmeli soruları bitirmiştik ve etkinliklere gelmiştik. Sevgili öğrencilerim. En son okuduğunuz kitapla ilgili bilgileri yazın demiş. Sevgili öğrencilerim, benim okuduğum kitap size uygun olmaz. Ee, kızımın okuduğu bir kitap var. Size onun bilgilerini birlikte yazalım. Size de uygun zaten. Hücrelerden Dünya Çocuk Klasikleri Deniz Yılanı diye bir kitabı var elimizde. Sizler de okumuş olabilirsiniz. Bunu yazıyorum. Sizler de kendinize göre yazarsınız. Kitabın adı Sevgili öğrencilerim, Deniz Yılanı. Evet. Yazar kim sevgili öğrencilerim? Evet. Jules Verne. Bunu da yazdık. Resimleyen. Hemen bakalım bir sayfasına. Resimleyen Evet. Ahmet Yanar diye birisi var. Çeviren kimmiş? Mahmut Kamacı. Evet, sayfa sayısını soruyor. Evet, 175 sayfa. Evet, yayınevi Sevgili öğrencilerim bakıyorum hemen. Parıltı Yayıncılık. Evet. Yayın tarihi ne zamanmış? Hemen bakıyorum. Evet, 2013 bu sevgilerde. Evet. Başlangıç tarihini var. Biz e, Nisan 15'te almıştık. Şöyle. Burada Mayıs ilk haftası gibi. Şöyle şöyle yaz verelim. Sizler bilgileri değiştirebilirsiniz kendinize göre. Bu şekilde bilgilerimizi dolduracaksınız. Okuduğunuz bir kitabı sevgililerim. Tencerelerin üzerinde yazan kelimeleri kapakların üzerinde yazan kısaltmalar ile eşleştiriniz diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Evet, Türkiye Cumhuriyeti çok klasik. Bunları biliyorsunuzdur. Nasıl yapılıyordu? TC olarak yapılıyordu. Evet. Nerede? Çok aşağıda sevgili öğrencilerim. Yani evet, bunun yanına TC'yi yazarsınız. Evet, kuruş nasıl yazılıyordu sevgili öğrencilerim? Evet. kuruşun ki kısa harflerle Küçük harflerle K, Milattan sonra zaten evet M, şeklinde olacak. Üretim tarihi üretim tarihi şeklinde olacak. Evet şurada yalnız kuruşun arkasında nokta var. Ona dikkat edelim. Evet milimetre de sürekli kullandığımız için biliyoruz. Milimetre. Milattan önce M, Ö. Evet, milattan önce şeklinde. Doktoru da biliyoruz. DR şeklinde. İngilizce de saygı ING şeklinde olacak. Evet. Bunları lütfen yanındakilerle eşleştirin. Sayfada görünmediği için tek tek uğraşmayalım. Evet. Aşağıda Ayşe'nin diksiyon sınavında sergilediği davranışlar verilmiştir. Direksiyon sınavında pardon. Evet Ayşe bir trafik eğitim parkurunda kendisine verilen araçla direksiyon sınavına katılmıştır. Hareket etmeden önce heyecandan emniyet kemerini takmayı ve aynaları kontrol etmeyi unutmuştur. Heyecandan ne yapmış? Emniyet kemerini takmamış ve aynaları kontrol etmemiş. Kalkış yaparken trafiği kontrol etmiş. Sinyalini verip yol açmış. Bunlar doğru. Vites değiştirirken gaz pedalını düzgün kullanmış ancak viteslerin yerlerini karıştırmıştır. Evet. Direksiyon simidini doğru pozisyonda tutmuştur. Kavşaklarda geçiş hakkı kurallarına, ışıklı trafik cihazlarına ve trafik levhalarına uymuştur. Böylelikle parkur tamamlayan Ayşe sınav sonucu öğrenmek için trafik eğitmeninin yanına gitmiştir. Evet, sizce yukarıda anlatılanlara göre aşağıdaki direksiyon değerlendirme formunu doldurunuz. Ayşe'nin direksiyon sınavından geçip geçmediğini değerlendirin diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Şimdi bizler hoca olmuş olsak onun yerine neler yapardık sevgili öğrencilerim. Türkçe adayını gözlemleyerek aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Adayın gerçekleşmiş olduğu davranış. Evet gerçekleşmedikleri için hayır yazacakmışız. Çarpı işaretleri işaretleyecekmişiz. Evet. Evet sayısını adayın toplam puanında toplam puan 5 ve 5'ten büyükse aday sınavı geçmiştir diye söylüyor sevgili Bakalım şimdi. Emniyet kemerini takmış mıydı? Hayır değil mi? Takmamıştı. Bakın burada yazmıştı. Unutmuştu ve aynaları kontrol etmemişti. Aynaları da kontrol etmemişti. Kalkış yaparken trafik kontrol etmiş miydi sevgili öğrencilerim? Ya, yani trafik kontrol etmiş, sinyalini vermiş. Evet, trafik kontrol etmişti. Evet, bir test değiştirirken gaz pedalını düzgün kullanmıştır diye söylüyor. Evet, bunu da sevgili öğrencilerim ne yapmıştı? Doğru yapmış değil mi? Evet, bir testlerin yerini doğru hatırlamıştır diye söylüyor. Evet, burada ne yapmıştı? Ee, karıştırmıştı değil mi sevgili öğrencilerim? Yine teyit edelim. Evet, bakın bir testlerin yerini karıştırmıştı. Evet, onu yanlış yapmıştı. Daha sonra direksiyon simidini evet bunu doğru pozisyonda tutmuştu. Karşılıklarda geçiş hakkı kurallarına evet bunlara e, dikkat etmişti. Sevgili öğrencilerim. Işıklı trafik cihazlarına bunlara da uymuştur. Yani 1, 2, 3 tanesi eksi. 1, 2, 3, 4, evet 3, 2, 3, 5. Evet, 5 tanesi sevgili öğrencilerim ne olmuş bakın. Evet yapmış. Evet 3 tanesi hayır olmuş. 5 ve 5'in üstü ise ne yapıyordu? Geçiyordu sevgili öğrencilerim. O zaman bizler de geçmiş diye söyleyeceğiz sevgili hocam. 5 almış. Katılım oranının en az olduğu kurs futboldur sevgili arkadaşlar. kursuna katılım yüzmeden daha fazladır. Tenis ve futbol kursuna katılım oranı birbirine eşittir diye söylemiş. Sevgili öğrencilerim. Şimdi tenis ve evet, basketbol birbirine eşit olacak. Tenis burası ise sevgili öğrencilerim. Zaten burası otomatikmen basket olarak çıkacak değil mi? Yazalım. Evet. Katılım oranının en az olduğu kurs futbolmuş. Bakıyorum şimdi en az olan %10 olduğuna göre futbol neresi olacak? Burası futbol olacak değil mi? Evet. İzcilik kursuna katılım yüzmeden fazladır. İzcilik kursuna katılım evet yüzmeden fazlaysa sevgili öğrencilerim. ikisi arasında kaldık mı? Burası izcilik olacak. Fazla olan burası çünkü. Evet. Yüzmede o zaman 25 olan yüzme kursu olmuş olacak. Bunları doldurmuş oldu sevgili öğrencilerim. Evet bu kadarmış zaten. Aşağıdaki cümlelerde hangisi 5N1K sorularının yanıtı vardır diye işaretleyin diye sormuş. Mustafa Kemal 1881 yılında doğmuştur. Bunların e, soruları nasıl sevgili öğrencilerim? Kim doğmuştur diye bir kere. Evet 5N1K'daki K kim sevgili öğrencilerim. Daha sonra hangisi olmuş oluyordu? Evet 1881 yılında doğmuş. Zamanı soruyorsa ne zaman doğmuştur diye ne yaparız? sorusunu sonra Nerede doğmuş? Yok. Ne doğmuş? Yok. Nasıl doğmuş? Var mı? Niçin doğmuş? Yok sevgili Öğretmenimiz Trabzon'da doğmuş. Kim bakın? Öğretmenimiz değil mi? Evet. Yerini söylüyor. Trabzon'da dediğine göre nerede doğmuştur diye olacak. Evet. Bora bahçelerinde yavru bir köpek besliyor. Kim? Bora. Nerede? Bahçelerinde ne besliyor? Evet. Yavru bir köpek besliyor. Sevgili öğrencilerim. Kardeşim yorgun olduğu için erkenden uydu. Kim? Kardeşim ne zaman ee, uyudu? Erkenden uyudu. Evet, niçin uyudu? Yorgun olduğu için diye söyleyeceğiz. Evet arkadaşlarım kar yağdığı için çok mutluydu. Kim? Arkadaşlarım. Evet niçin mutluydu? Kar yağdığı için mutluydu. Evet. Başka bununla alakalı hangi soru sorabiliriz buraya sevgili öğrencilerim? Başka oluyor mu? Ne zaman? Yok. Nasıl mutluydu? Bunların da cevapları yok sevgili öğrencilerim. Sadece kim ve niçin var? Karşı komşumuz işe bisikletiyle gider. Kim gider? Karşı komşumuz gider. Nasıl gider? Bisikletiyle gider. Başka var mı? Ne gider? Nerede gider? Onların cevapları yok sevgili öğrencilerim. Evet. Döngü verilmiş kelebeğin. Görselde anlatılanlar ifade eden cümlenin numarasını görseldeki dairenin içerisine yazın diye söylüyor. Hemen bakalım. Kelebeğin yaşam döngüsü yumurtlama ile başlar. Şimdi bakalım yumurtlama nerede sevgili öğrencilerim? Evet bakın yumurtlama... Burada. O zaman buraya ne yapacağız? 1 yazacağız. Yumurtalar tırtıla dönüşür. Evet. Tırtıl neresi sevgili öğrencilerim? Bakın. Evet. Görüyorsunuz. Tırtılımız e, burada sevgili öğrencilerim. Ondan sonra tırtıl gelişmiş bir kelebek olabilmek için kendine koza örer. Bakın. Kozanın örülmüş halini burada görüyorsunuz. Koza da gelişimi tamamlayan tırtıl kelebek haline dönüşür. Evet. Bakın. Önce yumurtalar tırtıl oldu. Kendine koza yaptıktan sonra da kelebeğe dönüşmüş oldu. Aşağıdaki karşılaştırma anlamı taşıyan cümlelere K, benzetme anlamı taşıyanlara B yazınız diye söylemiş. Hasan bir tavşan gibi. Zaten gibi varsa hemen nedir sevgilendirim? Benzetme oluyor değil mi? Bahar, Bora aynı yaşta iki arkadaş. Bakın Bahar'la Boya'nın Bora'nın yaşını karşılaştırdı. Buraya K yazıyorum. Sen kardeşinden daha konuşkansın. Bakın onunla kardeşin ne yaptı konuşma noktasında? Karşılaştırma yaptı. Eda da Duru gibi bakın ders çalışma noktasında benzerlik yönünde ne yaptı? Benzetme yaptı sevgili öğrencilerim. Öğretmenim de bizim gibi deniz kenarında oturuyor ee, sevgili öğrencilerim. Öğretmenim de deniz kenarında bizim gibi oturuyor. Bakın oturma noktasında bak karşılaştırma yapmıyor. Bakın zaten gibi kullanmış. Gibi olunca %90 zaten benzerlik olur. Öğretmenim de bizim gibi oturma noktasına birbirlerine ne yapmış? Benzetme yapmış sevgili öğrenciler. Kirli çamaşırlar banyoda bir dağ gibi. Bakın çamaşırların yüksekliğini yapmış? Dağa benzetmiş zaten. Evet, peyzem keçi gibi. Teyzesinin inatçılığını ne yapmış? Keçiye benzetmiş sevgili öğrenciler. Evet, benim okuduğum kitap seninkinden daha kalındır. Bakın birbirlerine evet e, kitap okuma noktasında karşılaştırma yapıyor. Benimkisi daha kalındır diye e, söylüyor sevgili öğrenciler. Aşağıya sağlık ve spor konulu bir e, şiir yazın diye söylüyor. Sevgili öğrencilerim şimdi burada sevgili öğrencilerim kolaylık olsun diye hemen size bir tane buraya e, şimdi şiir yapıştırdım gördüğünüz gibi. Şimdi bununla ile önce okuyalım. İnsanların çoğu bilmezmiş iki nimetin kıymetini biri sağlık biri boş vaktmiş. Öyleyse sen boş vaktini değerlendir ki spor yaparak hem boş vaktin olsun hem de ruhun ve bedenin sağlık olsun. Böylece bir taşla iki kuş vurursun daha ne olsun. Bakın yazarımız da Timur İlikanmış. Sevgilerim yazdığınız şiir iki farklı başlık öneriniz diyor. Şimdi başlık e, klasik olarak zaten bize söylediği gibi bakın. Sağlıklı yaşam. Mesela böyle olabilir. Evet. Klasik olarak spor ve sağlık diye ne yapabilirsiniz? Başlık iki türlü atabilirsiniz. Veya sağlıklı yaşamdan sonra spor e, spor ve sağlık. Sağlık ve spor yeri değiştirebilirsiniz. Yazdığınız şiire uygun bir görsel çiziniz diyor sevgili öğrencilerim. Bakın burada zaten bir örnek var. Bu resmini kaldırıp altına buraya kendiniz yapabilirsiniz. Koşan insanlar, spor yapan insanlar, özellikle doğada yürüyüş yapan insanlar buraya çok uygun bir başlık, e, resim olacaktır. Evet burada yine bir metnimiz var. Metne göre yapacağız. Önce soruları okuyalım. Daha kolay ulaşırız. Kompost nedir diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Bakalım Meyve sebzelerin kabukları, çekirdekleri, sapları ve çürümüş kısımları, yumurta kabukları, kahve ve çay posaları, tuvalet kağıdı kartonları, bayasız atık kağıtlar, yani yumurta kartonları, eski gazeteler, biçilmiş çimler, yapraklar, otlar, hatta talaş parçaları bunların hepsi evlerimizden, çoğunlukla da mutfağımızdan ve bahçemizden çıkan atıklar. Peki bu atıklar evimizde ya da bahçemizde kompost adı verilen bir çeşit gübreye dönüştürebileceğimizi biliyor musunuz diye söylüyor. Evet bize ne sormuş sevgili öğrencilerim? Bunlarsa bitirelim. Kompost yapımında organik yani kökeni bitkisel ve hayvansal olan bazı atıklar kullanılıyor. Bu atıkların yapısında bitkilerin gereksinim duyduğu temel besinler bulunuyor. Evlerimizdeki organik atıkları kompost yapmak için biriktirmek hem evden çıkan atıkların azalmasını hem de toprağın zenginleşmesine katkıda bulunan bir çeşit gübre elde etmemizi sağlıyor. Aslında her organik atık kompost yapımında kullanılmıyor. Kompost yaparken hazırlanan karışım içine et ve et ürünleri, kömür, yağlı atıklar, soğan, sarımsak, narenci atıkları pişmiş yemekler, balık, kemik, yağlı ve renkli kağıtlar koymamalıyız. Çünkü komposta zarar veriyor sevgili öğrencilerim. E, kompost nedir diye sorduğuna evet. Yani atıkları söyledi bakın. Bitki ve e, sebzelerin atıklarını evet ne yaptı? Bu atıklardan sevgili ne yapıyormuş? E, kompost elde ediliyormuş. O zaman kompost nedir diye sorduğuna evet elde edilen gübreye bakın. Bir çeşit gübreye dönüştürülüyor. Buna kompost deniyormuş. Evet, yani yapı organik olan ve kökeni bitkisel ve hayvansız olan atıklar kompostmuş. Yani bitkisel buna organik diye de yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Evet, bitkisel atıklardan yapılan Hübreye denir diye yapabilirsiniz. Evlerimizde organik atıkları kompost yapmak için biriktirmenin faydaları nelerdir sevgili öğrencilerim? Şimdi bunları biriktirdiğimizde öncelikle atıkları azaltmış olacağız. Daha sonra toprağın zenginleşmesine katkı sağlamış olacağız. Ekonomik olarak destek olmuş olacak sevgili öğrencilerim. Öncelikle en önemli şey atıklardan kurtulacağız bu bir daha sonra sevgili öğrencilerim ekonomik değer var satılıyor çünkü bunlar ekonomik değer elde ederiz bunu da yazalım daha sonra sevgili öğrencilerim gübre elde etmiş oluruz bunu da buraya yazacağız bu gübreyi ne yapacağız toprağa beslemiş olacağız Evet. toprağa besleriz diye yazabilirsin bunu çoğaltabilirsiniz organik atıklarla sevgili öğrencilerim yani geri dönüşüm sağlamış oluruz. Ekonomik değer bundan bahsetmiş olursunuz. toprağa organik ürünlerle beslemiş olur. Toprağa hazır gübre atmak yerine ve işte toprağa besleriz diyor ya. Toprağa şöyle yazabilirsiniz ilave olarak. Evet, toprağa katkılı değil. Evet. Doğal gübre. Evet, eklemiş oluruz sevgili arkadaşlar. Bunları sizler de kendinize göre çoğaltabilirsiniz. Aşağıda verilen atıklardan kompoz yapımında kullanılanları maviye, kullanılmayanları kırmızıya boyayın diye söylemiş. Sevgili öğrencilerim. Evet başlayalım. Yani ne demişti sevgili aydınlığım? Ee, narenciye e, kullanmayacağız demişti. So soğan kullanmayacağız demişti. Süt ürünleri demişti. Öncelikle o zaman olmayanları, kırmızıları boyamak e, daha kolay olacaktır o zaman. Evet süt ürünleri. Burada var mı sevgili öğrencilerim? Bakıyorum burada var. Bunları ne yapmıyoruz? Ee, kullanmıyoruz öncelikle. Soğan demişti. Bunu kullanmayın demişti. Narenci atıkları. Çünkü bunlarda asit diğer var. Mesela limon özellikle. Ne yapmayın diyorlar? Komposta kullanmayın diyorlar. Bizim okulumuzda kompost makinesi var. Ben oradan biliyorum. Narenci atıkları. Hemen onları çıkartıyorlar. Çünkü ne vardır. Renkli olanlar kağıtları geri dönüştüremiyorduk. Evet Pişirilmiş Evet yemekler yanımda artık kimyasala dönüşmüş oluyor. Bunlar olmuyor. Hemen bozulabilecek e, balık. Bir de sarımsak demiş yukarıda hatırlıyorsanız. Bunlar olmuyor sevgili öğrencilerim. Diğerlerini ne yapabilirsiniz? Mavi hepsini boyayabilirsiniz. Evet, yapraklar, yumurta kabukları bunların hepsi. Özellikle bak, talaş çok fazla kullanılıyor. Suyunu alıyor çünkü. Bunu görüyorum sürekli talaş e, atılıyor. Özellikle yeşillik çok fazla kullanılıyor. kağıt kullanılıyor. Yumurta kabuğu evet özellikle bunları atıyorlar. Ben de görmüş oluyorum bunları. Aşağıda antrenman yapan handbolcuların her bir hikaye edici metin yazma aşamalarından bir tanesini söyleyerek atış yapmaktadır. Her handbolcuya hikaye edici, bakın roman anlatır gibi düşünün, hikaye gibi düşünün. Metin yazma aşamalarının sırasında olduğu forma numarası 1'den 7'ye kadar numaralandırarak verilecektir. Buna göre handbolcuların forma numaralarını üzerindeki dairelere yazın diye söylemiş sevgili Yani bize sıralamadan bahsediyor. Buna göre handbolcuların forma numaralarını üzerlerindeki dairelere yazın. Evet her şeyden önce bir kere amaç sevgili öğrencilerim. Birinci kırmızı yapayım. Birinci her zaman amacımızdır. Başlamadan önce e, bunu yazacağız. Amacımızı e, belirledikten sonra ne yapacağız? E, ben diyorum ki e, şu noktada e, yazmak istiyorum. E, ne yapmış oluyorum bakınız? o zaman konusunu da belirlemiş oluyorum. Ne ama tamam amacımız var. Yazacağız fakat Hangi konuda yazacağız? Daha sonra bunu belirleyeceğiz. Yazdıktan sonra da bu e, konuyu hangi türde e, yazacağımızı belirleyeceğiz ki ona göre e, yazacağız. Ondan sonra sevgili öğrencilerim, bunun zaten aşamalar var, e, öğeleri var bakın burada. Daha sonra bu e, metin türünü belirledikten sonra bunun e, alt ögelerini belirleyeceksiniz. Sonra giriş, gelişme ve sonuç dediğimiz... E, Aşamaya geçiyoruz. Yani serim, düğüm ve çözüm dediğimiz kısım var. O kısmı ne yapacağız? Yazmış olacağız. Daha sonra yazma aşamasına geçiyoruz. Metnimizi yazacağız. Evet son olarak da metne uygun bir başlık belirlenir diye söylemiş sevgili öğrenci. Evet sıralamamızı bu şekilde yapacağız. Evet, Yeşilay ve Kızılay ile ilgili sevgili öğrencilerim, çok uzun süreceği için hemen e, hazırladım. E, çünkü hem elim yoruluyor, yazı iyice bozuluyor. Daha sonra şikayet ediyorsunuz. Evet, Yeşilay nedir? Kısaca sigara, alkol, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklardan halkı özellikle genç ve çocukları korumak için mücadele eden bir sivil toplum, e, e, yararlı cemiyetler dediğimiz e, kuruluşlardandır sevgili öğrencilerim. Toplumu bilinçlendirmek için özellikle bakın, Sigara, alkolü, uyuşturucu bulaşmadan önce eğitimler vererek onları uzaklaştırmak için ne yapar? Eğitimler verir. Bunu yazabilirsiniz. Sizler kendinize göre yazabilirsiniz. Kızılay'da topladığı kanları ne yapar? İnsanlara ulaştırır. Biz bu şekilde öncelikle biliyoruz ama afet ve savaş zamanları gibi halkın çok zor durumda olduğu zamanlarda halkın temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamak için destek olur. Kısaca ben yazdım. Sizler de bunu genişletebilirsiniz. Evet. Teknolojinin uzaktan eğitime faydaları hakkında bir e, bilgilendirici metin yazın demiş. Evet uzaktan eğitim ile herkes eğitime ulaşabilir. Sevgili öğrencilerim herkesin şehir merkezlerindeki gibi e, her şeyi hazır olmayabiliyor. Servislerle çok uzak köylerde, dağ köylerindeki insanlar eğitime ulaşamayabiliyor. Bu noktada herkesin ulaşması eşitlik açısından çok önemlidir uzaktan eğitim. Şu an mesela bakın deprem oldu. Deprem bölgesinde 11 tane ilde binlerce çocuk ne yapıyor? Uzaktan eğitim kullanarak eğitime geliyor. Yüzde gelenler var ama e, evleri yıkılmış olanlar, çadırlarda kalanlar, çok uzak dağ köylerinde olanlar ne yapıyorlar? Uzaktan eğitimden faydalanıyorlar. E, çağdaş ve gelişmiş araçlar kullanılır. Tabletler, bilgisayarlar, teknolojik ürünler bunlar çocukların bazılarına hakikaten normal eğitimden faydalı olabiliyor. E, çok yoğunla çalışan, bakın kırsalda çalışan çocuklara eğitime yetişemeyen çocuklar bu noktada ulaşabiliyorlar. İnternet varken indirirsiniz. İnternet olmadığında kullanabiliyorsunuz. Sadece internet olmak zorunda değil. Böyle bir yanılgı var. İstediğin zaman müsaitsiniz. işten geldiğinde çocuklar bu eğitimlerine devam edebilirler. Çok fazla öğrenciye ulaşabilir. Yani istatistik çalışmalarda e, uzaktan eğitimle mesela bakın şu an ben de uzaktan eğitim yapıyorum bir nebze. Ne yapıyorsunuz? Beni hiç görmeden tanımadan binlerce öğrenci. Bazen bakıyorum bir ayda e, 1 milyona izlenme var. Bu bir milyon öğrenci ben belki ömrü hayatım boyunca anlatsam. Bazı dersleri anlatamam sevgili Bakın bu bile e, çok faydalı olduğunu gösterir. Bize vakit kazandırır. E, sevgili öğrencilerim işinizi görürsünüz. İhtiya bir de bakın şuraya dikkat edin altını çiziyorum. İhtiyacı olan yeri çalışırsınız. Yani bazı çocuklar öğretmenim mesela anlatıyor biliyor konuyu ama dinlemek zorunda. E, bir gün boyunca mesela 6 saat boyunca. Ama uzak eğitimde bildiğin yeri geçersin. İhtiyacın olan yeri ne yaparsın tekrar edersin. Zamandan kazandırır ve ihtiyacın olan yere odaklanmanı sağlar. Evet, 116 sevgili öğrencilerim. Bunu bir metinde üzerine durulan duygu, düşünce, kavram, nesne ya da olaydır. Bu metinde ne anlatılıyor sorusunu sorarak metnin konusunu bulabiliriz sevgili öğrencilerim. Aşağıdaki metinleri harflerle gösterilen konularla eşleştirerek şifreyi bulunuz diye söylemiş. Bakalım şimdi. Sağlıklı bir yaşam için vücudumuza gerekli olan besin maddelerini yeterli miktarda almalıyız. Her besinden yeter kadar tüketilmemesi veya hiç besin tüketilmemesi besinlerin çok fazla tüketilmesi sağlığımız. Bakın ne yapıyor sevgilerim uzun uzun okumaya gerek yok. Sağlıktan ve beslenmekten bahsediyor. Bu K olacak. Yani konusu sağlıklı beslenme kuran. Evet kitap okumak bakın diğer nokta dinlenmek milli bayramlar bakın uzunca okumaya bile gerek yok. Neden bahsediyor? Kitap okumaktan bahsediyor sevgilerim. Buraya hemen O'yu yazacaksınız. Hiç okumaya bile gerek yok. Konuşmak bir ihtiyaç ise dinlemek bir sanattır bakın. Neden bahsediyor sevgilerim? Dinlemenin öneminden bahsediyor getirip buraya N'yi yazacaksınız. Ulusça kutladığımız birlik ve beraberliğimiz, milli bayramlarımız neden bahsediyor? Bakın milli bayramlardan bahsediyor sevgili öğrenciler. Bak bu kadar. Ne oldu? Birincisi K, ikincisi O, üçüncüsü N, üçüncüsü U. Yani ortaya çıkan şey ne oldu? Konu olmuş oldu şifremiz. Evet aşağıdaki soruları metne göre cevaplayın diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Şimdi güneş ve rüzgar kimin daha güçlü olduğunu tartışıyorlarmış. Rüzgar ben daha güçlü olduğumu kanıtlayacağım. Şu karşıdaki paltolu yaşlı adamı görüyor musun? Paltosunu senden daha hızlı çıkaracağıma bahse girelim demiş. Güneş bir bulutun arkasında çekilmiş ve rüzgar kasırga şiddetinde esmeye başlamış. O kuvvetle estikçe ihtiyar adam paltosuna daha sıkı sıkı sarılıyormuş. Sonunda rüzgar pes edip durmuş. Güneş bulutların arkasından çıkıp yaşlı adama nazikçe gülümsemiş. Çok geçmedi adam alnındaki teri silip paltosunu çıkarmış. Rüz sonra evet rüzgara dönmüş nazik ve dostça davranışın şiddet ve güç gösterisinden daha etkili olduğunu söylemiş. Sevgili öğrenciler metnin başlığı ne olabilir? Şimdi metnin başlığına çoğu öğrenci sizin yaşlarınızda şunu yazar. Güneş ve rüzgar. Bak güneş ve rüzgar. Evet başlık yazarken ilk harfi büyük yazıyoruz. Bağlaçları küçük harfi. Bu birincisi. Sevgili öğrencilerim. Ama burada e, mesela metnin başlığıyla içeriği ilişkilendirip daha kaliteli başlıklar yazabilirsiniz. Mesela ne yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim? Bakın güneşin bakın ne yaptı? Şiddet ve güç gösterisi, nazik ve dosya davranışı. Güneşin e, nezaketi mesela. Bakın bu şekilde başlıklar artık çok yaygınlaştı. Yani sadece güneş ve rüzgar dediği için bu şekilde düz başlıklar atabilirsiniz. Küçük yaşlarda büyük yaşlara geçtikçe bakın güneşin ne yapıyor sevgili öğrencilerim? Nazik davranarak paltosun çıkarmasından bahsettiği için içerikle başlığı işleyip güneşin nezaketi veya rüzgarın şiddeti, güneş ve rüzgarın ne bileyim mücadelesi şeklinde yazabilirsiniz. Güneş ve rüzgarın davranışları gibi buna benzer başlıklar yazabilirsiniz. Metnin türünü yazın diye söylemiş sevgili öğrencilerim. Metnin türüne ne yazabilirsiniz? Canlı olmayan e, varlıkları canlı gibi e, yaparak ne yaptı sevgili öğrencilerim? E, burada bunları böyle davrandırdığı için e, bu tarz metinlere bizler ne diye söylüyoruz sevgili öğrencilerim? Fable diye söylüyoruz değil mi? Özellikle hayvanları e, konuştururken bunu kullanıyoruz veya cansız varlıkları konuştururken bu tür ne yapıyoruz kullanıyoruz sevgili öğrenciler. Metnin ana fikrine gelince bakın güneşin en sonunda söylediği şey yani buradan ana fikir denilen şey nedir sevgili öğrenciler? Bakın bu bir öğüttür. Metin bittiğinde bize öğüt olarak ne vermiş olur bu metin bize kaba saba davranmaktan bahsetme değil mi nazik ve dostça davranmak e, şiddetle kaba saba davranmaktan daha etkili tesirlidir. O zaman şöyle yazalım Nezaket ve dostça davranmak. Evet, şöyle yapabiliriz noktayla yapabilir veya virgül yapabilirsiniz. Evet şiddet ve kötülükten şiddet ve kötülükten daha tesirlidir, etkilidir diye ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Bunu değiştirebilirsiniz. Kibar olmak daha önemlidir. Şiddet ve kötülükten ise nazik ve kibarca davranmak daha önemlidir gibi. Bakın buna benzer ifadeleri sizler ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz sevgilerim. Evet metne uygun bir resim yapabilirsiniz. Nasıl yapabilirsiniz? Ve evet, bulutlar yaparsınız. Bakın arkasına rüzgarlar yaparsınız. Bir köşeye ne yaparsınız? Sevgilim? Güneş yapabilirsiniz. şey i̇şte yaşlı bir e, adamı ne yapabilirsiniz? Buraya bunu çizebilirsiniz. Öncelikle güneşten böyle yapıp e, ne yap montunu çıkarmış gibi yapabilirsiniz. Rüzgardan yapıp adamın montunu sımsıkı sarıldığını falan sizler yapabilirsiniz. Arda yarın yapılacak olan sınıf başkanlığı seçimlerinde başkanlığı aday olmuştur. Hazırlıklı konuşma kurallarına dikkat ederek yarın yapılacak olan sınıf başkanlığı seçimi için Arda'ya bir konuşma metni hazırlayarak aşağıya yazınız diye söylüyor. Bu tarz bir sınıf başkanlığı konuşmasında ne yapıyorsunuz? Sınıfın karşısına geçtiğiniz öncelikle ne yaparsınız? Kendinizi tanıtırsınız değil mi? İsmi Arda'ymış. Şöyle yapalım. Evet. Sevgili arkadaşlar. Evet ben Arda. Size başkan olunca neler yapabileğimi anlatacağım. Evet eğer beni başkan seçerseniz Öğretmenimle sizin aranızda köprü olacağım. Evet. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Yani aracı olacağım şeklinde. Evet. Şöyle diyebilirsiniz. Tüm sorunları kibar ve nazikçe çözmeye çalışacağım. Evet sınıf ve sıralarımızı basit artık vaatlerde bulunuyorum. Bir çocuğun yapabileceği şeyler sizin için düşünüyorum. Evet. Daha temiz tutacağım. Evet. Buraya ekleyebilirsiniz. İşte tuvaletleri daha temiz olması için gayret edeceğim. İşte sınıfça etkinlikler yapacağız. Buraya ekleyebilirsiniz. Bunlar etkili olur çünkü. Sınıfça gezi ve etkinlikleri artıracağım. Mesela i̇şte bunlar çocuklar için öğretmene söyleyebilir, ailelerle görüşebilir. Ne yapabilir? Geziler, etkinlikleri artırabilir. Bunlar çocukların ilgisini çekecektir. Veya devamında ne yapabilirsiniz? Okulun temizliğini söylediniz. Bazı diyelim ki ihtiyacı olan arkadaşlarınız olabilir. Onların ihtiyaçlarını gidereceğim diye söyleyebilirsiniz. Bazı önemli kişileri sınıfa gelip sınıfa tanıştıracağım diyeceksiniz. Mesela sınıfça yani kızlar için e, çok önemli olan bazı kişiler var diyelim. Bazı müzik grupları var. Onları sınıfa getireceğim diyebilirsiniz. Erkekler için ne yapabilirsiniz? Bazı futbolcular mesela diyelim ki e, kim seviyorlar? Arda Güler. Son zamanlarda popüler. Evet erkek çocuklar için Arda Güler'i sınıfıma davet edeceğim gibi küçük küçük vaatler Ne yapabilir? artırabilir yazabilirsiniz. Ama önemli olarak ne yapacaksınız? Sınıf temizliği e, yani gezi gözlem tarzı çocukların sevdiği şeylere sınıfça katılımları artıracağız. İşte de her sene iki sefer pikniğe gideceğiz. Beraber birlikte yemek yiyeceğiz gibi e, basit çocukça etkinlikleri buralara yazıp e, ekleyebilirsiniz. Ailelerin sınıfa daha fazla geleceği gibi aileleriyle birlikte olan etkinlikleri artıracağım gibi vaatlerde bulunabilirsiniz. Resimle ilgili aşağıdaki hangisini ya da hangilerini söyleyemeyiz? Bakın önce bakalım resimde ne var? Güzel bir park var. Çocuklar eğleniyorlar, oynuyorlar ve hepsi mutlu. Bakalım şimdi resimde sonbahar mevsimi yaşanmaktadır sevgili Çünkü böyle baktığımızda evet. Çünkü sonbaharda bakın yapraklar dökülür. Yerlerde sevgili arkadaşlarım hep yapraklar olur. E, ve ortalık biraz sararmış olur. Her taraf yemiştir. Burası ilkbahar yaza doğru görünüyor. Bu e doğru değildir sevgili arkadaşlar. Çocuklar yapay bir ortamda mı? Hayır. Sevgili çocuklar ne yapıyorlar? Doğal bir ortamda. Çok güzel bir orman değil mi? Yeşillik burası. Evet. Çocuklar birbirinden bağımsız eğlenmektedir. Evet bakın grup oyunu oynamıyorlar. Birisi ip atlıyor. Birisi bakın kaykay. Kay, birisi balonla. Birisi uçutmayla. Birisi bakın ne yapıyor bakın. Helikopterle oynuyor. Biri bakın helikopter bulunmuş. Bu da ona koşuyor falan. Yani her biri Birbirinden bağımsız oynuyor. Bu doğrudur. Çocuklar biri oyuncak kamyonuyla eşya taşımaktadır. Bakın öyle bir şey var mı? Öyle bir şey. Bu resmi göremiyorum. Çocuklar resimdeki çocuk kendi yaptığı uçurtmayı uçurmaktadır. Bakıyorum. Evet. Bunu buradan söyleyebilir misin sevgili öğrencilerim? Yani bu ne yapmış? Hazır bir e, uçurtmamız sevgili öğrencilerim ne yapıyor? E, bunu e, çocuk ne yapıyor? Uçuruyor değil mi? Bu nasıl bir uçurtma çünkü? Kendi yaptığı çıtası böyle bir şey görünmüyor. Kızların sayısı erkeklerden azdır derken yani erkekler 1, 2, 3, 4 erkek, 1 ya da 2 kız evet. Doğru. Kızların sayısı erkeklerden azdır. Bu doğrudur. Öğrenciler. Evet. Aşağıda verilen metinleri okuyunuz. Metinlerin konusunu verilen boşluklara yazın diye söylüyorum sevgilerine. Bakalım hemen. Ayça ile Sena okul bahçesinde oynuyorlardı. Öğretmenleri bu iki kardeşi terli bir şekilde soğuk su içmemeleri gerektiği konusunda uyardı. İki kardeş bütün gün keyif oynadıktan sonra eve gittiler. Ayça öğretmenin sözünü dinlemeyerek eve gelir gelmez soğuk su içti. Yani evet, Ayça'mız aradan birkaç gün geçtikten sonra Ayça'nın boğazı ağrımaya başladı. Ayça öğretmenin sözünü dinlemediği için pişman olmuştu ama çoktan hastalanmıştı. Şimdi sevgilerim burada evet öğretmenleri ne yapmıştı? Onları ikaz etmiş. Onlar ne yapmamış? E, dinlememiş sevgili öğrencilerim. O zaman öğretmenin sözünü dinlemek, büyüklerin sözünü dinlemek gibi bir başlık ne yapabilirsiniz? E, buraya e, yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Buraya konu sunu dediği için. Konusu nedir? Evet. E, bunu çocukça düşünün. Ayça ve Sena'nın e, söz dinlememesi yazabilirsiniz. Bak, şöyle yazıyorum. Konu ne? Ayça ve Sena'nın. Evet. Söz dinlememeleri. Böyle olabilir. Veya çocukların söz dinlememeleri diye yazabilirsiniz. Büyüklerin sözünü dinlememenin sonuçları gibi konular yazabilirsiniz. Evet. 2. Gürkan sınıf arkadaşı Emre ile okulda oyun oynuyordu. Daha sonra dersliği çaldı. Sınıfa girdiler. Emre öğretmenin tahta yazmış olduğu yazıyı defterine geçirmek isterken kaleminin olmadığını fark etti ve Gürkan'dan kalem istedi. Evet. Gürkan arkadaşına yardım etmek adına diğer kalemini Emre'ye verdi. Emre de Gürkan'a teşekkür etti. Ne kadar güzel bir davranış değil mi? Yani bunun konusu ne? E, i̇sim verebilirsin sevgili hocam. Metinle alakalı olduğu için. Emre ve Gürkan'ın yardımlaşması. Emre ve e, Gürkan'ın paylaşımı gibi yazabilirsiniz. Veya arkadaşlar arası paylaşma gibi yazabilirsin. Ama konu genel olarak nedir? Paylaşmaktır değil mi? paylaşmak bir yer olabilir. Emre ve Gürkan'ın paylaşması, Emre ve Gürkan'ın yardımlaşması diyebilirsiniz. Ya da şöyle, evet, arkadaşların yardımlaşması, bakın, başması bu şekilde bunları çoğaltabilirsiniz sevgili 3. Tarık bugün gün yatağından heyecanla kalkmıştı. Öğretmenleri bir önceki gün bütün sınıfa ertesi gün ağaç dikmeye gideceklerini söylemişti. Tarık bitleri ve hayvanları çok sevdiği için o gün keyifli okula gitti. Öğretmenin bütün arkadaşlarıyla tema vakfından aldıkları ağaç fidanlarını kent ormanında toprağa dikip bin bitkilere can suyunu verdiler diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Buraya da Tarık'ın çünkü bu konu bununla alakalı. Evet, Tarık'ın doğa sevgisi diyebilirsiniz. Evet. başka ne yapabilirsiniz sevgili öğrencilerim? Direkt bunu doğa sevgisi olarak da buraya yazabilirsiniz. Doğa sevgisi diye sadece bunu da yazabilirsiniz. Devam. Aşağıdaki görsellerin hazırlanma amacı ve vermek istediğim mesaj ne olabilir? E, yazınız sevgili öğrencilerim. Şimdi amaç baktığımızda burada spor yapan e, çocukları görüyorsunuz. Evet. Egzersiz yapıyorlar. Spor yapıyorlar sevgili öğrencilerim. Burada ne yapıyor? Egzersizin yapılış şekillerini gösteriyor bize. Bakın. Şınavın nasıl çekileceğini, duruşunu Evet. Aya kalkışları, kolların çalışmaları, diz çalışmaları. Evet. Bakın mekikleri falan gösteriyor. Sevgilen Evet. Spor yazabiliriz veya egzersizleri nasıl yapıldığını. Şöyle egzersiz daha uygun olur. Egzersizlerin evet yapılış şekillerini göstermek olabilir. Şöyle yazabiliriz. Veya e, bazı e, spor etkinliklerinin e, nasıl yapıldığını göstermek gibi de yazabilirsiniz. Evet burada vermek istenen mesaj ne olabilir sevgili öğrencilerim? Baktığınız bir çocuk olarak sizin düşünüyorum. E, şimdi farklı farklı şeyler olur ama. E, evet. bakın Sağlıklı e, yaşamla ilgili bir mesaj vermek isteyebilir. E, spor e, yapmaya teşvik etmek e, amacı olabilir. Sizler de bu şekilde yapın. Sağlıklı olun şeklinde mesaj verebilir. Ee, ama daha bilinçli e, düşünürsek e, biraz daha yetişkin gibi düşünmeye çalışırsak burada bize niye yapılış şekillerini gösteriyor? Herkes kafasına göre yapmasın diye değil mi? Bu da nedir sevgili öğrencilerim? Spor yapmanın bazı egzersizlerin kuralları vardır. Bence biraz daha böyle düşünebiliriz. Şöyle yapalım. Egzersiz yaparken evet daha dikkatli ve düzenli. Bakın daha dikkatli ve düzenli yapabilirsiniz. Veya egzersiz yaparken evet bazı kurallara uymak önemlidir diyebilirsiniz. Veya sevgili öğrencilerim kurallara uygun yapılan egzersizler daha doğrudur diyebilirsiniz. Egzersizlerden daha iyi yararlanmak için, daha faydalanmak için bazı kurallara dikkat etmeliyiz. Yapılış amacına uygun yapmalıyız gibi veya daha bakın derin düşünürseniz sakatlanmamak için egzersiz kurallarına dikkat etmeliyiz veya vücudumuzun daha iyi yararlanması için egzersizin kurallarını öğrenmeli ona göre yapmalıyız gibi bunları çoğaltabilirsiniz. Aşağıdaki yol üzerinde arılar ile ilgili bazı cümleler verilmiştir. Cümlelerde noktalama işaretlerinin yer aldığı kısımlardaki trafik lambaları vardır. Evet. Trafik lambaları noktanın geldiği yerde kırmızı, virgülün geldiği yerde sarı, soru işaretinin geldiği yerde yeşil. Evet. evet. Noktada kırmızı varmış. Evet virgülde sarı olacakmış. Soru işaretinde de yeşil olacakmış yanmaktaymış. Evet renkleri bizler ona göre ne yapacakmışız? Boyayacakmışız sevgili öğrencilerim. Şimdi aşağıya doğru biraz şöyle çekelim. Evet sevgili öğrencilerim şimdi bakalım. Arıların olmadığı bir dünyada yaşadığımızı düşünelim diye bize söylüyor şimdi sevgili öğrencilerim. Şimdi renkler nasıl olacaktı? Ya evet, nokta geldi yerde kırmızı. Evet düşünelim sevgili öğrencilerim. Kırmızı. Nokta koyacağız buraya. Burası nokta. Dünyada arılar olmasa ne olurdu? Bize soru sordu için sevgili öğrencilerim. Soru olan yeri ne yapacakmışız? Yeşil yapacağımızız hemen bir tane yeşil ben önce yeşil rengimiz hazırda yokmuş. Evet. Burayı ne yapacağız sevgili öğrencilerim? İkincisini bizler yeşil yapmış olacağız. Üçüncüye bakalım. Arılar olmasaydı en başta bal olmak üzere elmanın, bademin bakın ne yapıyor? Devam ediyor. Virgül geldiği için ne yapacağız sevgili arkadaşlar? buraya da bizler sarı rengi koyacağız. Hemen koyalım. Üçüncüye o zaman sarı yapıyorum. Evet bademin tadını bilmezdik. Bakın burada normal bakın elma, badem arasına virgül koyduk. Cümle bittiği için sevgilerine ne yapacağız? kırmızı yani nokta olduğu için böyle de kırmızı koyacağız. Çünkü 130 farklı bitki türü evet arıların aracı olduğu tozlaşma sonucu neslini devam ettiriyor derken cümle bitince en sona zaten noktamızı ne yapalım? Buraya bir koymuş olalım. Ondan sonra da sevgilerince bakın iki cümlenin devamı olduğu için de sevgilerince ne olmuş olacak? Evet araya virgül koyacağız değil mi? Virgül ne oluyordu sevgilerince? Sarı oluyordu. O zaman buraya da sarı koyacağız. Bakın çünkü o 130 farklı bitki türü virgül deyip bakın cümle devam ediyor. İki cümle birbirine bağlarken ne yapıyoruz? Virgül kullanıyoruz. Soruları metne göre cevaplayın diye söylüyor sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim burada bitirelim. 123. sorudan sonraki derslerimize, etkinliklerimize inşallah devam edelim. Evet sonraki etkinliklerimize görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.